Bugünkü videomuzda bağ entalpisinden ve tepkime entalpisine hesaplamak için bu değeri nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Bir bağ molünü kırmak için gereken enerjiye bağ entalpisi denir. Yani bağın bir molü. Farklı türdeki bağların farklı bağ entalpileri bulunur. Örneğin karbon hidrojen tek bağına ele alalım. Buradaki karbon büyük ihtimalle başka şeylere de bağlı. Çünkü karbonlar genellikle birden fazla bağ kurar. Ancak burada karbona bağlı diğer her şeye göz ardı edeceğiz. Bunu patlamış mısır'a benzer bir şekilde gösterebiliriz. Bu bir protein, şeker molekülü veya başka bir şey de olabilir. Ancak bu baloncuğu bu videoda göz ardı edeceğiz. Bir şey söylemeyi unuttum, hemen ekleyeyim. Tanımda bir bağ molünü gaz halinde kırmak için gereken enerjiye Bağ entalpisi denir dememiz gerekiyordu. Gördüğünüz gibi oldukça spesifik bir tanım. Şimdi de karbon hidrojen bağımızın bağ entalpisine bakalım. Bu bağı kırdığımızı düşünelim ve noktalı bir çizgiyle gösterelim. Bağı kırmak için enerji eklememiz gerekiyor. Tepkime sonucunda da ürün olarak patlamış mısırla gösterdiğimiz maddelere elde ederiz ve bu bağı kırdığımızda bağı oluşturan elektronlardan bir tanesi karbona, diğeri de hidrojene gider. Bu elektronları da Lewis yapısında kullandığımız tekli iki nokta gibi tek bir noktayla gösterebiliriz. Buradaki tek noktalı yani tek elektronlu karbonumuz, burada da tek elektronlu hidrojenimiz var ve ikisi de gaz halinde bulunuyor. Yani bu tepkiminin delta H değeri, BE olarak kısalttığım bağ entalpisi değerine eşit. Burada bağ entalpisinin her zaman pozitif olduğunu unutmamamız lazım. Yani bir bağın kırılması için her zaman enerji eklememiz gerekecek. Bağ entalpisinin tersini düşünürsek, yani tepkimeyi tersine çevirip ters yönde yazarsak, bu sefer de bağ yapıyoruz demektir. Bağ kırmak için her zaman enerjiye ihtiyacımız oluyorsa, Bağ oluşturmak oluşturmakta her zaman enerjinin açığa çıkmasını sağlar diyebiliriz. Yani bağ oluşurken her zaman negatif değerde bir sayı elde ederiz. Başka bir deyişle enerji açığa çıkar. Bağ ile ilgili üçüncü değinmek istediğim noktada bağ entalpisini kullanarak tepkimenin delta H değerini hesaplayabilmemiz. Tepkimenin delta H değeri yani tepkimenin entalpisi kimyacıların oldukça ilgilendiği bir konu. Çünkü tepkimenin egzotermik mi yoksa endotermik mi olduğunu anlamamız oldukça önemli. Tabii ki bağ entalpisini kullanmaktan başka yollar da var. Hess yasası ve oluşum entalpisi yani delta HV'yi kullanarak da tepkimenin delta H değerini hesaplayabiliriz. Bağ entalpilerini kullanarak tepkimenin delta H değerini hesaplamak bu yollardan sadece bir tanesi. Bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Örnek olarak C3H4 olarak gösterilen gaz halindeki propinle hidrojen gazının tepkimesi sonucunda C3H8 yani propan gazının oluşumuna bakalım. Sizi bilemem ancak ben bu şekilde bir kimyasal formüle bakıp moleküllerin nasıl göründüğünü tahmin etme konusunda oldukça kötüyüm. O yüzden Lewis yapılarını çizsem iyi olur. Propinde 3 karbon, 1 tane üçlü karbon, karbon bağı ve 4 tane hidrojen bulunur. İşte karşımızda propin. Elimize bir de hidrojen gazı vardı ve ürün kısmında da propan var. Propandaki bağların hepsi tek bağ şeklinde. Yani tek bağlı 3 adet karbon ve bu karbonlara bağlı 8 adet hidrojen. Şu an bizi ilgilendiren tepkime bu ve bu tepkimenin delta H değerini bulmamız gerekiyor. Peki, bağ entalpilerini kullanarak bunu nasıl hesaplayabiliriz? Daha önce bağ entalpesinin bir bağ kırmak için gereken enerji olduğunu söylemiştik. Bu yüzden şimdi tepkimemizde hangi bağların kırıldığına ve hangi bağların oluştuğuna bakalım. Lewis yapılarını kullanarak bunu yapmak çok daha kolay. İlk olarak hangi bağların kırıldığına bakalım. Girenlerle ürünlerle karşılaştırırsak buradaki üçlü karbon karbon bağının kırıldığını görürüz. Aynı zamanda buradaki hidrojen hidrojen bağı da kırılır. Ayrıca unutmayın tepkimemizin denk olduğundan emin olmamız gerekiyor. Giren kısımda 4 artı 2'den 6 hidrojenimiz varken ürün kısmında 8 hidrojenimiz var. Yani tepkimemiz denk değil. Bu yüzden giren kısmında 2 tane daha hidrojen molekülüne ihtiyacımız var. Bir tane daha hidrojen bağı çizelim. Evet. Hidrojen hidrojen bağının kırıldığını söylemiştik. Ancak aslında 2 tane hidrojen hidrojen bağı kırılıyor. Bağ entalpisi mol cinsinden hesaplandığından her bağ türünden kaç tanesinin kırıldığını takip etmek çok önemli. Yani iki katı daha fazla mol varsa tüm bu bağların kırılması için iki katı daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Şimdi tepkime sonucu oluşan bağlara bakabiliriz. Buradaki üçlü karbon-karbon bağının kırılması yeni bir bağ oluşturmamız gerektiği anlamına gelir ürün molekülündeki kurulan yeni bağ, buradaki karbon-karbon tek bağ. Hem bu iki karbon arasında yeni bir bağ oluşturduk, hem de bu karbonları hidrojenlere bağlamış olduk. Böylece elimizde 4 tane yeni oluşmuş karbon-hidrojen bağı var. Tepkimenin delta H değerini hesaplarken kolay takip edebilmemiz için bunları yazalım. Bir kırılan bağlardan bir tane üçlü karbon-karbon bağı ve iki tane hidrojen-hidrojen bağı var. Çünkü hesap yaparken buna ihtiyacımız olacak. Yani elimizde bir kırılan bağlardan bir tane üçlü karbon-karbon bağı ve iki tane hidrojen-hidrojen bağı var. Ayrıca kilojul bölü mol cinsinden hesaplanan bağ entalpilerini de yazabiliriz. Bağ entalpi değerlerini ders kitaplarındaki veya internetteki bağ entalpi tablolarından bulabilirsiniz. Burada birim olarak mol başına kilojül kullanılır. Ancak bazen kalori veya kilokalorinin kullanıldığını da görebilirsiniz. Videoyu çekmeden önce bağ entalpi değerlerine bakmıştım. Üçlü karbon karbon bağının bağ entalpisi her mol için 835 kilojülmüş hidrojen hidrojen bağının bağ entalpisi de her mol için 436 kJ. Şimdi de tepkime sonucunda oluşan bağları yazalım. Elimizde karbon karbon tek bağ var ve bu bağdan tepkime sonucunda bir tane oluşmuştu. Bu bağ türünün bağ entalpisi de her mol için 346 kJ. Son olarak da tepkime sonucunda karbon hidrojen bağları oluşmuştu. Elimizde bu bağlardan 4 tane var. Ve bu bağ türünün bağ entalpisi de her mol için 413 kJ. Tüm bu bilgileri kullanarak tepkimenin delta H değerini hesaplayabiliriz. Kırılan ve oluşan bağ cinsinden düşünürsek, tepkimenin delta H değeri tepkime sırasındaki toplam enerji değişimine eşittir. Yani giren kısmındaki tüm bağların kırılması için gereken enerji ile birlikte yani buradaki üçlü karbon karbon bağıyla iki adet hidrojen hidrojen bağının kırılması için gereken enerji ve ürün kısmında yeni oluşan bağların kurulması için gereken enerjinin toplamı. Videonun başında bağları kırmak için her zaman enerji eklememiz gerektiğinden bahsetmiştik. Yani bağ entalpisi her zaman pozitif olur. Bu yüzden işlemimizde bu kısmın pozitif bir sayı olması gerektiğini biliyoruz. Bu da yeni bağ oluştururken bir miktar enerjinin açığa çıktığı anlamına gelir. Enerji açığa çıktığında da delta H daha negatif bir değer alır. Yani yeni bağlar oluştururken açığa çıkan enerjiden bahsederken buradaki sayı negatif olur. Şimdi de tepkime sırasında kırılan ve oluşan tüm bu bağların bağ entalpisi değerlerini toplayalım. Kırılan bağlarla başlayalım. Buradaki bir adet karbon karbon tek bağ için mol başına 835 kJ enerji gerekir. Ayrıca buradaki iki tane hidrojen hidrojen bağı da kırılır. Ve mol başına 436 kJ çarpı 2'den bu bağın bağ entalpisini bulabiliriz. Tepkime sırasında kırılan tüm bağlar burada. Şimdi de oluşan yeni bağların açığa çıkardığı enerjiyi bu değere ekleyelim. Buradaki karbon karbon tek bağından mol başına 346 kJ enerji gelir. Ve enerji açığa çıktığından burası negatif olur. Son olarak da buradaki karbon hidrojen bağını ekleyelim. Burada da enerji açığa çıktığından negatif bir sayı elde ederiz. Bu bağlardan elimizde 4 tane var. Ve her birinin enerjisi mol başına 413 kJ. İşlemi tamamlamak için hesap makinesinden yararlanabiliriz. Ben daha önceden sonucu bulmuştum propin ve hidrojen gazı arasındaki bu hidrojenasyon tepkimesinin delta H değeri eksi 291 kilojül bölü mol çıkıyor. Delta H değeri negatif olduğundan egzotermik olan bu tepkime sonucunda enerji açığa çıkar. İşte bu bağ entalpilerini kullanarak tepkimenin delta H değerini bu şekilde hesaplayabiliriz.